Ben Doğukan Özkan, Düz Dünya Derneği Başkanıyım. Daha önce NASA'nın birçok hatasını düzelttirdim. YouTube'la mahkemelik olduk, Google'la mahkemelik olduk. 90'lı yıllarda Van Dime'da bile mektuplaştım. Vin Diesel benim pozumu kullandı. Yaşamadığım şey kalmadı. Yani sofistike, ilginç bir hayat. Türkiye, hatta yani Türkiye'nin sınırlarından dışarıdaki birçok ülkede bu ismi neredeyse herkes tanıyor. Ben Türkiye Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan. Adana'da eğitim hayatım devam etti. Bilgisayar programcılığı okudum. Yani tabiri caizse boş birisi değilim ya da dalga geçebilecekleri birisi değilim. Birazdan zaten başıma gelen şeyleri ve yaşadığım şeyleri anlattıkça herkes bana hak verecektir. Doğukan 27 yaşında üniversite öğrencisi, aynı zamanda restoran işletmecisi olarak çalışıyor. Çok da fazla konuşmayan, heyecanlı fakat çok hareketli. Yani kızlar için güvenilmeyecek bir görüntüye sahibim. Doğukan Özkan. Evet Acun abi, merhaba. Doğukan Özkan, 30 yaşında. Yakışıklı, biz tanıyoruz ama seyircilerimiz de tanısın seni. Ben Doğukan Özkan, 2014 Survivor adayım. Başarılar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Yarışmanın orijinaline başvurmuş defalarca Adanalı genç, olmamış, bir türlü katılamamış. O da demiş ki, madem orijinal yarışmaya katılamıyorum, ben de yarışmayı burada Adana'da yaparım. Benim bir ateist arkadaşım vardı. Hep hikayeye böyle başlıyorum zaten. Bu bana gülmemiz için internetteki komik linkleri atardı işte, genellikle Twitter üzerinden. Ona bakıp yorumlardık, gülerdik, dalga geçerdik filan. Ben fazla dalga geçmemdi. Bir gün yine bu bir link gönderdi. O linki gönderdiğinde işte ona tıkladığımda, işte hayatımın değiştiği an, o an diyelim. Yılmasınlar. Gök Kubbeli ve Düz Dünya görselinin temsili bir fotoğrafı vardı ve şunu yazmış: bundan sonra hiç kimse bana dünyanın yuvarlak olduğuna inandıramaz diye bir cümle kurmuş. Hiç yadırgamadım. Yani kötü bir şey düşünmedim, hakaret etmedim, küfür etmedim. Çünkü şu an günümüzde hep düz dünyacılara bunu yapıyorlar. Yorumları okudum. Yorumlarda birisi bu görselle ilgili bir video var, açıklama var, merak eden izleyebilir diye bir link paylaşmış. O linkte de 21 soruda Düz Dünya adında bir video vardı.
kader bu ya. Yani çekti beni. Direkt beni içine çekti. O gün o şeyin yaşanması gerekiyormuş. O videoyu izlediğimde ya ikinci soruydu ya üçüncü soruydu tam emin değilim. İşte dedim aradığım şey bu. İşte arayıp da ismini koyamadığım şey bu dedim. Ve anında düz dünyaya inandım. O zamanlar bu inanç olarak vardı. Ama sonra araştırmayla birlikte bundan emin oldum. Düz dünya şu anda benim için bir inanç veya holiganlık tarzında bir futbol taraftarı gibi bunu benimsemek değil. Ben dünyanın düz olduğunu gerçekten biliyorum. Bundan eminim ve gözlemlerimden yola çıkaraktan bunun %100 kanıtını da gerçekleştirdim. İnançtan çıktı. Yani bu dünyanın düz oluşu, bu dünya zaten hep düzmüş. Sadece bize bu tarz görsellerle büyülemişler bizi. Hakikatin üstünü kapatmışlar, şovun ışıklarını açmışlar. Hiç duydunuz mu Mersin'den, Taşucu'dan Kıbrıs'ın gözüktüğünü? Peki bunun bizi götüreceği sonuç ne? Yeni dünya düzeni. Doğukan Bey'i burada tanıdım. Doğukan abi iyi bir insan, güzel bir insan. Programlara katılmayı sever. Böyle biraz daha çılgın bir kişiliği vardır. Dürüst bir arkadaş, idealist bir insan. Bir davası var, düz dünya diye. Hepimizin malumu. Fatih Altaylı ve Celal Şengör hocaya suç duyurusunda bulundum. Benim amacım işi yokuşa sürmek değil. Evet, şu anda Birleşme Partisi'ndeyiz. Bu tarihleri eledin, buluşacaksın. Evet. Ben seni seviyorum. Düşünün, bir elektrik icat edilmiş, motoru icat edilmiş ama kimse o icat edene inanmamış. Bıraksaydı olmayacaktı ama ısrar etmiş. Doğru bildiği yolda. Kimse doğru dememiş ama kendi biliyor. Doğukan'ı ben 2010 senesinden beri tanıyorum. Kendisiyle zaten birçok yönde aynı özelliğimiz var. 2010 yılından tanıdığımdan beri Esra Rol olsun, ondan sonra Yetenekçisiniz olsun, ki onun dışında Düz Dünya olsun, kendisi medya önünde birçok kez bulunmuş bir insan. Doğukan her koşulda dolu dolu bir insan olduğunu kendisine her türlü kanıtlamış oldu. Bu konuda ben her zaman için kendisine güvenim tam oldu, desteğim tam oldu. Doğukan Bey'in samimi bir arkadaşıyım. Birlikte zaman geçirdiğimiz değerli bir abimiz kendisi. Doğukan abi aşırı eğlenceli, aşırı pozitif. Yani kendisini özgüveni yüksek bir olan abimiz. Yani bilimsel araştırmalara dayanarak konuşan bir abimiz. Yani ağzı yüreğinde olan bir abimiz. Çok iyi bir abimiz kendisi. Allah yokluğunu göstermesin. Kendisinin grubuna da üyeyim. Düz Dünya Derneği'ne ben de üyeyim. İnternet üzerinden de bana hep yorum atıyorlar, mesaj gönderiyorlar. Senin amacın ünlü olmak, senin amacın işte dikkat çekmek. İşte ya öyle düşünebilir. Ya şimdi ben şunu düşünüyorum, hep böyle psikologların da dediği gibi geçmişine in derler, çocukluğuna in derler ya. Yani bu işin başlangıcını düşünüyorum, niye? Yani neden? Neden bunu yapma isteği duydun? Amacın gerçekten ünlü olmak mıydı? Ünlü olmak mı istiyordun? Ya da ünlü olmaktan kastın neydi? Ne bekliyordun? Ünlülük nedir? Gibi. Ya ben ünlü olmak ya da oyuncu olmak olarak özellikle bir isteğim yoktu. Askerden geldikten sonra ilk başta Survivor'a katılmayı istedim. Yani büyük babam vefat etti 2008 yılında. Benim de hayalim şuydu, büyük babamın adına bir okul yaptırmayı düşündüm. İlk baş işte cami, camiden sonra işte dedim okul yaptırayım. Buna da işte haliyle büyük bir para lazım. Yani ben bu yarışma formlarını doldurduğumda hep büyük babamı belirtirdim. Yani benim bir hayalim var, büyük babamın adına okul yaptıracağım. Mesela Survivor'dan önce aslında ben Var Mısın Yok Musun programına da başvurdum. Oraya da çağrıldım. Hatta oranın sistemini hackledim. 250 bin tane başvuru formu gönderdim. Artık beni arıyorlardı yani, Doğukan işte yayına gireceğiz, yapma işte, durdur yaptığın şey işte, yayına giremiyoruz gibisinden. Yani ilk düşünce öyle başladı. Yani para kazanmam gerekiyordu. Büyük bir para kazanıp okulu açmam, okulu yaptırmam gerekiyordu. Olmadı. Survivor isteği oldu. Zaten işte Acun Ilıcalı ile tanıştıktan sonra, Acun Medya ile tanıştıktan sonra. Ama eğer ünlü olmak istediysem, yani benim olmak istediğim ün bu değildi yani. Sahip olmak istediğim ün, ünlülük bu değildi. Ya da gelen tepkiler beni ünlü olma yolundan soğuttu. Ya da ünlü olma hevesim varsa da bu yoldan çıktım yani, vazgeçtim. İstemiyorum çünkü İnternette, sosyal medyada yani hakarete varacak şekilde seni tanımayan insan senin hakkında yorum yapıyor. İşte amacı ünlü olmak, işte o kadar programı ünlü olmaya çıkıyor. Hatta medya maymunu diyorlar. Ya ne alaka? Ünlü olmaya çalışıyor, yapmadığı şey kalmamış. Bir o programa çıkmış, bir o programa çıkmış. Ya sen beni tanımıyorsun ki.
Sen beni tanısan konuş. Ya ne medya maymunluğumu gördün, ne edepsizliğimi gördün bir televizyonda ya da atıyorum. Ya bugüne kadar bir TikTok videosu çekmemişim. Yani adam bana diyor ki medya maymunusun, bir o programa çıkıyorsun, bir o programa çıkıyorsun. Halbuki olay bu değil. Adam seni bilmeden yargılıyor. Şimdi şöyle bir şey de var düşünecek olursak. Ünlü olmaya çalışıyor, tırnak içerisinde. Ünlü olmaya çalışıyor. Ya ünlü olmak suç mu? Ünlü olmayı istemek suç mu? Ünlü olmak için bir şeyler yapmak suç mu? Yani siz bununla karşıdakini nasıl yargılıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz da yargılıyorsunuz? Yani bununla bir insan yargılanabilir mi? Bakın benim amacım ünlü olmak değil. Özellikle ünlü olmak değil. Tamam mı? Yani bundan dolayı velev ki ünlü olmak istiyorum. Ya sana ne? Sana ne? Yani ben ünlü olurum olmam arkadaşım. Sana ne yani? Sana ne? Ünlü olmayacaksın diye bir kural mı var? Bir yasa mı var? Yani özellikle üstüne bak. Ya bu bir... Düşünmek lazım bunu. Benim en canımı sıkan durum bu. Ünlü olmaya çalışıyor dediler mi var ya, yani çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Ya düşüncesizlik başka bir şey değil. Düz dünya muhabbetine girdikten sonra da zaten insanların ne kadar düşüncesiz, ne kadar yani beyinlerini kullanamadıklarını zaten gördüm. Bir nebze artık önemsemiyorum, umursamıyorum. Geçen Twitter'da gündem olduk yine. Türkiye gündem olduk. Dadanıyor insanlar. Ünlü olmaya çalışıyor, ünlü olmaya çalışıyor. Gerçekten küfür etse daha hafifime gider yani. Daha hafif olur. Ama bir ünlü olmaya çalışıyor dedim var ya. Çıldırıyorum abi. Olay o. Yani biraz düşünün ya. Biraz düşünün. Ünlü olmak suç mu? Ünlü olmaya çalışmak suç mu? Ya kaç tane tanıdığım, benim de duyduğum insanlar ya oyuncu olmak için yırtınıyor. Ajanslara girmek için kendilerini parçalıyorlar. İyi biz de gidek onlara 5 vakit. Biz de yazak her gün tweet atalım. Ünlü olmaya çalışıyor, ünlü olmaya çalışıyor. Ya ünlü olmaya çalışmakta bir sıkıntı mı var ya? Yani benim en dert yakındığım olay bu. Hep şunu demek istiyordum. Bu insanlar olmasaydı ben çok daha ileriye gidebilirdim. Hep enerjimi aldılar, hep hevesimi kırdılar. Hep yani bir şeyler yapma isteğimi götürdüler benden. Yani şu anda Doğukan Özkan çok daha iyi bir yerde olabilirdi. Ama ne zaman aklıma yeni bir fikir gelse, ne zaman aklıma yeni bir proje gelse aman diyorum ya. Kimin için? Yani neye, kime yapacağım yani? Kime, kimin için yapayım yani? Bir kötü yorum ya. Ama gelen yorum sayısı bir değil. Yüzlerce yorum geliyor, binlerce yorum geliyor ve bu sizin hevesinizi kırıyor. Mesela Google davasında da. Yani Google'ı hacklemiş adam. Adam Google'ı hacklemiş ya. Sen adamla dalga geçiyorsun. Bu insanlar olmasaydı çok daha iyi yerlere gelebilirdi Doğukan Özkan. Sadece kendi için de değil. Yani devletimiz için de, ülkemiz için de çok daha faydalı işler yapabilirdim. Şimdi insanlar bizle dalga geçiyor. Düz dünya muhabbeti diye. Ya düz dünya dediğin zaman uzayı, uzay bilimini, evreni kapsıyor. Ya tamam bu adam düz dünyaya inanıyor ama sen bu adamı bir yere al, sen bu adamı bir elinden tut, sen bu adamın projelerini bir dinle. Uzayla ilgili ne anlatıyor ya da gezegenlerle ilgili ne anlatıyor? Bunun bilgisinden, fikrinden yararlan, bununla ilgilen. Yok, yani yok. Ne yapıyorsak kendi çevremizde parlıyor. 3-5 gün sonra unutuluyor yani. Sağ olsunlar unutmayan dostlarımız da var. O arkadaşlarımız da işte başından sonuna kadar benim unuttuğum şeyi kendileri unutmamış bir şekilde bana bazen hatırlatıyorlar. Beni çok mutlu ediyorlar. Şaşırıyorum. Ve şunu anlıyorum. İşte devam et. Bırakma. Yani senin önemsemediğin bir şeyi bile, bir paylaşımı bile o beyninde, aklında, kalbinde yer ettiriyor. Doğukan. Ben Doğukan Özkan.